İlk maçına çıkacak Trabzonspor. Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor maçı. Peki Trabzonspor'da neleri değiştirecek, neleri değiştirmeli Abdullah Hoca? İlk olarak bakacağı konu herhalde takım savunması gibi gözüküyor. Çünkü ona dikkat çekti bayağı bir. Hafta içi antrenmana açtı işte, hoca. Antrenmana gittik oradaydık hmm. yayın yap. Ee, sonra bir kere orada takımın hakikaten bir, bir değiştiğini görüyorsunuz. Yani oyuncuların çalıştığını, çalışma şekilleri antrenmanların oyuncuların katılımını görüyorsun. Sonra basın toplantısına geldik. Ben hocayı çok coşkulu gördüm. Çok istekli gördüm. Çok arzulu gördüm. Çok kazanma odaklı gördüm. Bu çok hoşuma gitti. Şundan gitti. Şimdi Beşiktaş'ta hep oyundan bahsediyordu. Hep oyun. Burada hep onu söylüyordum. Ya hocam diyorduk. Ya şu elde et. Önce elde et. Elde etmek için kazanman lazım. Ama hoca şimdi Fırat daha iyi biliyor. O programda yaptı. 2-3-5, 5-3-2, 3-5 bir şeyler, bir sürü oyun geçişleri, arkadan oyun kurmalar falan. Hayır. Önce kazan. Şimdi hocayı değişmiş gördüm. Hocanın gözlerinin içi gülüyor. Ve mutlu olduğu bir yerde. Geçen hafta da şunu söyledim. Trabzonspor'un, Abdullah Avcı'nın Avcı da Trabzonspor'a ihtiyacı olduğu, çok ihtiyacı olduğu bir bölümde. Ee, takım savunmasını geliştiriyoruz dedi. %60 bundan ürünü aldık dedi. Bu çok önemli. Geçen sene 32, bakın 32 puanı öne geçerek kaybetti. 32 puanı öne geçerek kaybetti. Trabzonspor'un en büyük sıkıntısı bu orta direnci, e, takım savunması ve ben bunu değiştireceğini düşünüyorum. E, hafta sonu da tabii Erzurumspor önemli bir maç, bütün maçlar. Ama Trabzonspor kazanırsa bu e, Trabzonspor'da çok meşhurdur bu iş, böyle bir çığ etkisi yaratır. E, hocaya zaten e, camiada güven. Fazla. Pistür de müsait iyi. gözüküyor. iyi. Ama tabii oynayarak kazanmak lazım. Tuna bazen. hatırlattı. Ben... Erzurum Spor maçıyla veda etmiş Beşiktaş'a. Güzel. Enteresan Erzurum bir maçıyla. Hı. evet O kupa maçı değil mi? Evet evet. Tuna'ya teşekkür evet. ederim. Ee, teşekkür ederiz Tuna'ya. Hakikaten ben Trabzonspor'da çok e, değişim olacağını ve e, hocanın takıma etkide bulunacağını düşünüyorum. Siz ne diyorsunuz? Fırat Güneyer ne düşünüyorsun? Muhtemelen verelim e, Trabzonspor'un bu arada. Ha, tamam indirim yapacak. Tamam. Hocanın... <laughs> İndirim ne Kalede, Serkan Savunma'nın sağında. Marlon solda. Vitor Hugo Edgar ikilisi stoperde. Önlerinde Abdülkadir Parmak, Flavio üçlüsü var. Abdülkadir Ömür sağ tarafta ya da bir ihtimal Ekuban. Vakeme solda Afobe. Bu arada ileri üç etiketine mesaj gelmiş. Daha kötü. Dedi. Veli abi senin Abdülkadir Ömür hayallerin bu sene olmayacak gibi. <laughs> 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 Newton, Eyüp Bey'in mesajı gönderdi. Yani, bir kere Newton gibi ya yani, Newton Abdullah Avcı'nın en büyük şansı Newton'a çok dibe vurmuş bir takım var. Bir kere bundan daha kötü olacağını zannetmiyorum. Kötü o kadar o puandaki o puan ulaşacak bir kadrosu yok. İyi kadrosu var Trabzonspor'un. O kadar da değil yani. O yüzden Abdullah Avcı'nın ben ilk başta bir ilk kısa vadede %100 artı sağlayacağını düşünüyorum ama uzun vadede bir proje teknik direktör hep bunu söylüyorum. Katlanılırsa, sabredilirse ışık verirse takım Trabzonspor taraftarı sabreder. Bunu da hep söyledik. Işık verirse ya başarılı olma ihtimali ben düşük görmüyorum. Açık konuşmak gerekirse ama Orada sabır çok önemli. Yani taraftarın, yerel basının orada... Ama onu ifade etti mi bu bas toplantısını? Evet, evet. Alex Ferguson ve Klopp örneği verdi. Alex Ferguson 6 yerel sene... Yerel basına bir soru soruldu ya bu meşhur. Çok fazla konuşuldu. Maskeyle soru sormuş. Sesi böyle, sesini benzetmişler. Aa evet, o Kamil abi, Kamil, Kamil Anahar. A Kamil abinin adı, Kamil adı neydi? Soyadı neydi? Ka Kamil Anahar. Kamil abiyi bir kere... ayıp An Soyadı neydi? Şey. Soyadı Kamil neydi? Anahar. Tamam. Şundan dolayı açtım onu. Kamil Anahar'a... Ana arı tebrik ediyorum. O videoyu almış. Evet. Baksmaniye benzetmişler maskeden dolayı. Baksmaniye bası toplantısına geldi falan diye. Onun seslendirmesini mi çok... benzetmişler? Evet Hı. seslendirmeye benzetmişler ve Kamil abi yaşı Hı. kaç yaşında? Büyüğümüzdür yani. Hakikaten çok büyük bir olgunluk göstererek. bunu birçok insan bozulur kızar. Hı. Hı. Arkadaşlar sesin maske dolayısıyla değişik çıkmış. Sizler de güzel bir benzetme yapmışsınız teşekkürler deyip gülücük koymuş. Evet. Kamil bu abi. da bin bin binden fazla RT almış. Çok Tebrik ediyorum kendisini. Özgüveninden dolayı ve bu tip bir hani sosyal medya geyiğine kızmadığı ve yavuz Almanya'da yaşıyor, Leipzig'te. Eva. Söylot da konuşmuştuk biz Leipzig? Sen Beraber gitmiştik. <laughs> Sherlock 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 konuşmuş. Benim için Trabzon defteri kapandı. Kiralık olsa bile Almanya'da mutluyum ama kiralık olarak dönersem İstanbul'a dönerim demiş. Ciddi evet. misin? Evet. Mesaj geldi şimdi. Kim o? Tan Tanıdığın birisi. Veli Hayır abi Instagram'ıma yorumla, yorum atmış. Ciddi geyik yapmıyorum. Bakabilirler. Veli Guez nickname, Veli Yavuz adı Leipzig'ten selamlar. Barış şunu senin ben söyleyin demiş. Tabii ben değilim Niye Söyleyeyim bana bak. söylüyor bir kere? Niye ya? <laughs> ne bileyim ne ben değilim. <laughs> sonra sonra, sonra konuştuğumuz Sherlock benim için Trabzon defteri kapandı demiş. Kiralık Almanya'da mutluyum. Kiralık olursa İstanbul'a dönebilirim demiş. Allah mesaj geldi şimdi. Çalışsın takımında oynasın. Ne pes ediyor ya. Kaçı etsin. Daha 5 hafta olmuş. Ama şimdi böyle, Leipzig yapıyor bazen böyle. Saracchi mesela aldılar River Plate'den. 13'e mi aldılar? E Önce Sonra... sattırdı. Şimdi aldıracak. Şey de söyle de ha, <laughs> Alex Teles'ten Galatasaray. Alex'in transferi <laughs> var mı yine? Oldu ya. United. Bir daha ya. yok mu? Sonrakinden bir pay daha yok. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Ben de mesaj o zaman tamam.